Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine integral konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda karma test 5'i çözeceğiz. İlk soru aşağıda x elemanları AB aralığında türevli ve integrallenebilen fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi burada fx fonksiyon demiş. Mesela burada pozitif negatifliğini yorumlayacağız. Fx fonksiyonumuz aldığı değerler y değerleri negatif değerleri karşılık geldiği için fx sıfırdan küçük yani negatif değerli. İntegralini almış ab aralığında yine x eksenin altında olduğu için integral değeri de yani ab aralığındaki fx dx ifadesi de yine sıfırdan küçük x eksenin altında olduğundan dolayı. O zaman burada fx fonksiyonumuz negatif, integral de negatif. Çarptığımız zaman eksi ile eksinin çarpımına artı geldiği için burası doğru. Türevi demiş. Türevi içinde burada grafiğin teğetini aldığımız zaman teğet sağ tarafa yatık olduğu için türevi sıfırdan büyük yani artan fonksiyon. Burası artı geldi. Şimdi burada bir değişken değiştirme yapalım. Eksi x'e u dersek eksi dx eşittir du olacak. F u dx yerine eksi du yazdım. X yerine eksi b yazdığım zaman b eksi a yazdığım zaman a geldi. A'dan b'ye f u du. Şimdi integral kısmı burada negatif olduğunu söylemiştik. Burası negatif. Bir de önünde eksisi olduğu için eksi ile eksinin çarpımından burası pozitif geldi. Artı ile artının çarpımı pozitif olacağı için ikinci öncül de yanlış. Daha sonra buraya baktığımız zaman x dx demiş. Şimdi buradaki ifademiz fonksiyonumuz biz fx fonksiyonu vermişti bize. Burada ise x dx integralini aldığımız zaman buradaki değerimiz x kare bölü 2 gelecek. Sınırlarımız ise a ve b değerleri. İkisi de pozitif değerler. Dolayısıyla burada önce mesela a ve b değeri demiş. A değeri küçük bir değer. Yani burada a daha küçük bir değer. O yüzden yazdığımız zaman a kare bölü 2 eksi b kare bölü 2 değeri. Burası negatif gelmesi lazım. A daha küçük bir değer olduğu için. Yani buradaki sonucu negatif çıkacak. O yüzden burası da yanlış. Ve cevabımız yalnız 1 geldi. İkinci soruda hep aynı yönde ilerleyen bir hareketinin hızının t zamanına göre fonksiyonu vt'dir. Buna bu harekette 9 ile 16 zaman aralığında 20 birim yol almıştır. Buna göre demiş integralin değeri kaçtır? Şimdi şöyle diyelim önce bir t kareye değişken değiştirme yapalım. T kareye u dersem eğer 2t dt eşittir du gelecek. Burada v t kare dediğimiz ifadeye artık u dedim ve u geldi. Şimdi bunu dağıttığımız zaman t dt olacak. T dt o zaman du bölü 2 diyeceğim. Yani 1 bölü 2 diyelim. T yerine burada 4 yazdığımız zaman 4'ün karesinden 16. 3 yazdığımız zaman 9 oldu. O zaman vu du. Şimdi burada ben tekrar u eşittir x değişken değiştirmesi yapsam şu gelecek aslında. 1 bölü 2 çarpı 9 ile 16 arasında vx dx ya da u eşittir t değişken değiştirmesi yapsam vt dt fonksiyonu geldi burada. Bize zaten şunu söylemişti. 9 ile 16 aralığındaki zaman aralığı yani VT fonksiyonu verdiğinde 20 birim yol almış demişti. 9 ile 16 aralığında buradaki değerimizin zaten bize integralinin 20 birim olduğunu söylüyor zaten. O yüzden 1 bölü 2 çarpı 20'den de cevabımız 10 geldi. Üçüncü soruda f sürekli bir fonksiyon. A küçüktür 3 küçüktür b şeklinde bir sıralama verilmiş. Buna göre eşitsizliklerinden hangileri doğrudur? Şimdi AB aralığında fx dx demiş. Burada şöyle düzenleyelim. Burada değişken değiştirelim. X eksi 3'e u dersem dx eşittir du olacak. F u du geldi. X yerine b artı 3 yazdım. B oldu. A artı 3 yazdım. A geldi. Dolayısıyla bu fonksiyonla aynı fonksiyonlar olduğu için burada birinci öncülümüz doğru. A'dan B'ye şimdi burası A'dan 3'e 3'ten A'ya demiş. Ve 3 aralıktaydı zaten. Şimdi burada eksi dediği için bunu şöyle yapalım. B ile 3'ü yer değiştirelim. Zaten B değeri daha büyüktü. B ile 3'ü yer değiştireceğim ama şartımızda bunu tekrar eksi ile çarpmak gerekiyor. Eksi ile çarptığımız zaman artık burası şöyle geldi. 3'ten B'ye fx dx haline geldi. O yüzden burası aslında önüne artı gelmiş oldu. A'dan 3'e fx dx. A'dan 3'e 3'ten B'ye ikisi de aynı fonksiyon olduğuna göre bu A'dan B'ye fx dx'e eşittir. Şimdi buraya bakalım. Yine burada bir değişken değiştirme yaparsak 3x'e buradan u dersem eğer 3dx eşittir du olacak. F u dx yerine du bölü 3 yazdım. Şöyle 1 bölü 3 diyelim. X yerine b yazdığım zaman 3b. X yerine a yazdığım zaman 3a geldi. Bunun 3 katı demiş. 3 ile de çarptım. Buradaki 3'ler gitti ve bu ifade geldi. Bununla da zaten bu aynı fonksiyonlar olduğu için 3. öncülümüze doğru cevabımız 1, 2 ve 3 geldi. 4. soruda a küçük eşittir b olmak üzere öncülerin hangileri kesinlikle doğrudur demiş.
Şimdi burada a'dan b'ye fx integralleri mesela burada şöyle olabilir. Fx fonksiyonumuz mesela şöyle gelmiş olsa buradaki alan a, buradaki alan b gelse bu ne demektir? Mesela normalde a altta olduğu için eksi a deriz. B üstte olduğu için artı b deriz ve bunun mutlak değeri. Burada ise tamamı mutlak fx dediği için bunun tamamını pozitif alırız. Yani a değeri de sanki üstteymiş gibi a gelir. B değeri zaten üstte olduğu için B gelir ve bunun mutlak değeri. Yani buradaki mutlak değeri aslında gerek yok. Direkt A ile B'nin toplamıdır bu. Burada ise eksi A ile B'nin toplamının mutlağı gelecek. Dolayısıyla buradaki değerimiz daha küçük bir değer ya da daha burada eşit olabilir. Ama burasının bundan daha büyük olma durumu yok. Mesela şöyle gelse. Buradaki değerimiz mesela A'nın alanı 3, B'nin alanı 2 gelmiş olsa. Eksi 3 artı 2 gelecek mesela. Eksi 1'in mutlağı 1 olacak. Ama 3 ile 2'nin toplamı 5. Ya da tam tersi burası 2, burası 3 gelmiş olsa. Bu sefer eksi 2 artı 3 gelecek. Yine mesela 1. Mutlağı yine 1 olacak. Buradaki toplam mesela 2 ile 3'ün toplamı ikisi de üst tarafta alacağımız için burada yine 5. Yani her zaman için burası ya daha büyüktür ya da birbirlerine eşit çıkarlar. O yüzden birinci öncülümüz doğru. A ile B'nin eşit olma durumu da var çünkü. Bu şekilde ise fx fonksiyonu çift fonksiyondur demiş. Şimdi çift fonksiyon olduğunda fx demek. Fx demek de çift fonksiyon olduğunda. Ben fx yerine fx yazarsam eğer A'dan B'ye fx de x, B'den A'ya fx de x demiş. Yer değiştirdiğimiz zaman burası eksi gelir. Dolayısıyla birbirlerine eşit olmazlar. Sınırlar farklı çünkü. İkinci öncül yanlış. Daha sonra A'dan B'ye fx de x demiş. A'dan C fx de x'den büyük ise B de büyük eşittir C'dir demiş. Şimdi A'dan B'ye burası ise A'dan C. Buradaki integral büyük ise B değeri de C'den büyüktür. Şimdi buradaki değer için kesinlikle diyemeyiz. Çünkü bu B ve de A değerlerini bilmiyoruz. Negatif değerler olabilir, pozitif değerler olabilir. Fonksiyona göre değişir. O yüzden de burası için kesinlikle doğrudur ya da yanlıştır diyemem. Ve dolayısıyla buradan cevabımız yalnız 1 gelir. 5. soruda K elemanı reel sayı olmak üzere eğrilerini sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi fx kolları yukarıya doğru olan bir parabol, gx kolları aşağıya doğru olan bir parabol. Bunların öncelikle ortak noktalarını bulalım. Birbirlerine eşit diyeceğim fonksiyonları. Eksi x kare artı 2x artı k geldi. K'lar gitti. 2x kare eksi x eşittir 0. X parantezini alırsak 2x eksi 1 eşittir 0. Buradan x değerlerimiz 0 ve 1 bölü 2 geldi. Yani buradaki noktalar 0 ve 1 bölü 2 x değerine karşılık geliyormuş. O zaman integralimizi bu x değerlerin aralığında alacağız. Üstteki eğrimiz kollar aşağıya doğru olan parabol. Eksi x kare artı 2x artı k. Alttaki ise fx parabolü. Bunu da eksiyle direkt çıkartacağımız için eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi x kare eksi x eksi k geldi. Buradan k değerleri gitti. Eksi 2x kare artı x. İntegralini aldığımız zaman eksi 2x küp bölü 3 artı x kare bölü 2. Sınırlarımız da 1 bölü 2 ve 0. X yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman 1 bölü 8 artı 1 bölü 4 bölü 2'den 1 bölü 8 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman burası eksi 1 bölü 12 artı 1 bölü 8. 24'te eşitleyebiliriz. Burasını 2 ile burasını 3 ile eşitlersek eğer buradan da cevabımız 1 bölü 24 oluyor. 6. soru integralinin değeri kaçtır demiş. Şimdi mutlak değerli ifadede burada içini 0 yapan değerimiz eksi 1 kritik noktamız. O zaman burada eksi 1'e göre bunları açmamız lazım. Eksi 2'den eksi 1'e diyeceğim mesela. Burası eksi 2 ile eksi 1 arasında bir değer yazdığımız zaman içerisi negatif olacağı için eksi ile çarpılarak çıkacak. Ve eksi x eksi 1 olacak. Dışarıda da bir eksi 1'imiz var. Buradan da eksi şöyle diyelim eksi x eksi 2 değeri geldi. Bu aralıkta x yerine değer yazdığımız zaman içerisi yine negatif olacağı için eksi ile çarparak pardon buradaki değerimiz mesela eksi 1 ile eksi 2 arasında mesela eksi 1,5 yazdığımızı düşünelim. Artı 1,5 olacak. Sonuç olarak içerisi negatif gelecek. Eksi ile çarparak çıkartacağız bunun için ve x artı 2 gelecek. Daha sonra da burada eksi 2 ile eksi 1 dedik. Eksi 1 ile de 2 aralığına bakacağız. Eksi 1 ile 2 aralığına bir değer yazdığımız zaman burası pozitif olacağı için dışarı x artı 1 olarak çıkar. Burada bir eksi 1'imiz var. X'ler gitti. Mutlak x kaldı. Eksi 1 ile 2 aralığına şimdi mutlak x'i yorumlamamız için o zaman burada tekrar şöyle diyelim. Eksi 1 ile mesela bunu bu şekilde bırakalım. Mutlak x'in tekrar bunu yorumlamamız gerekecek. Burasını bulabilirim. Burada da tekrar parçalamamız için buradaki kritik noktada 0. O yüzden bu kısmı da şöyle açacağım. Eksi 1 ile 0 arasında 0 kritik nokta olduğu için eksi 1 ile 0 aralığında diyeceğim. Ve burası dışarıya eksi x olarak çıkacak. İçerisi negatif olduğundan. Daha sonra 0 ile 2 aralığı diyeceğim. Bu aralıkta da pozitif çıkacak. X de x olarak gelecek. Yani şu kısmın yerine bunları alacağız ve burası gelecek. İntegralini aldığımız zaman x kare bölü 2 artı 2x. Sınırlarımız eksi 1 ve eksi 2. Yerine yazdığımız zaman burası 1 bölü 2. Eksi 2 geldi.
eksi. Eksi 2 yazdık. 4 bölü 2'den 2 eksi 4 oldu. Buradan eksi 2'yi eksi ile çarptık. Artı 2. Bunlar da gitti ve 1 bölü 2 kaldı. Burada aynı şekilde integral aldığımız zaman eksi, burada integralini aldım, eksi x kare bölü 2 geldi. 0 ve eksi 1. Artı burada integralini aldık, x kare bölü 2. Sınırlarımız 2 ve 0. 0 yazdık, 0 geldi. Eksi 1 yazdık, burası eksi 1 bölü 2. 2 yazdık, 4 bölü 2'den 2, 0 yazdım. 0 zaten 1 bölü 2 artı 2 oldu. O zaman şöyle diyelim, 1 bölü 2 artı 2. Bir de burada da 1 bölü 2'miz vardı. Topladığımız zaman da cevabımız 3 oldu. 7. soruda birinci şekil f fonksiyonun, ikinci şekil ise f türev fonksiyonun grafiğidir. Taralı alan kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi türev fonksiyonun grafiği veriliyor ve biz mesela türevin integralini aldığımız zaman şöyle diyelim. Bu aralıkta mesela 0 ile hatta 2k aralığında f türev fonksiyonun integralini aldığımız zaman bu bize buradaki bölgelerin alanlarını vermiş olacak. Ve mesela burası A bölgesi, burası B bölgesi ise A artı B'ye eşit olacak. Zaten bizden de istediği A ile B'nin buradaki toplamı. Şimdi buraya baktığımız zaman ise biz mesela f türev fonksiyonun integralini aldığımız zaman bu arada türevle integral gidecek. Burası fx kalacak. Sınırlarımız 2k ve 0 demiştik. Yerine yazdığımız zaman f 2k eksi f 0 değeri geldi. Bu ifade A ile B'nin toplamına eşit demiştik. Şimdi f 2k'ya baktığımız zaman 2k değeri 0. F 0 değerine baktık, o da 0 geldi. A ile B'nin toplamı 0. O zaman A ile B fonksiyonları birbirlerine eşitmiş. O zaman şöyle bakalım bir de. A ile B birbirine eşitse sadece 0 ile 1, 0 ile K aralığında F türevi x'e bakalım. Burası da sadece A'ya eşit olacak. İntegralini aldığımız zaman Fx geldi. Sınırlarımız K ve 0 demiştik. Buradan da Fk eksi F 0 değeri A'ya eşit. F 0 zaten 0. Burada pardon, f0 değerimiz buradaki ifadede, buraya bakacağız. F0 değerimiz zaten 0, fk değerimiz ise 1. 1 eksi 0'dan a değerinin de buradan 1 olduğunu bulduk. İkisi birbirine eşit olduğuna göre toplam alan 2 geldi. 8. soruda yukarıdaki f fonksiyonun grafiği verilmiştir ve buna göre integralin değeri kaçtır demiş. Şimdi fonksiyonun grafiği veriliyor ve eksi 2 ile m aralığında. Şimdi burada bir eksi 2 noktası var, o zaman eksi 2'ye karşılık gelen bir değer de bulabiliriz. X yerine eksi 2 yazdık, eksi 8. Eksi 2 yazdık, 4, eksi 4 oldu, eksi 9. Eksi 12, eksi 9'dan da eksi 21 geldi. Yani burada 2'nin karşılığı da eksi, şurası eksi 21'miş. Bize eksi 2 ile m aralığındaki integralini istiyor. Yani 3x kare eksi 2x'in integralini istemiş bu arada. Şimdi 3x kare eksi 2x dediğimiz aslında buradaki fonksiyonun türevi. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Burası mesela fx fonksiyonu x küp eksi x kare eksi 9. Bu fonksiyonun türevini aldığımız zaman 3x kare eksi, burada türevini aldığımız zaman 3x kare eksi 2x gelecek. Ve bu şekilde gelmiş. Yani aslında burası f türev x fonksiyonu. Ve ben bunun integralini aldığım zaman, yani f türev fonksiyonun integralini aldığım zaman bunlar birbirini götürecek ve fx fonksiyonu kalacak geriye. Sınırlarımızda m ve eksi 2. Yani bizden bunu istiyor aslında. Fonksiyonu yerine yazdığım zaman fm eksi f eksi 2. fm'nin değerinin burada zaten 0 olduğunu biliyoruz. Eksi 2'nin değerini biraz önce bulmuştuk. Eksi 21'di. O yüzden de buradan cevabımız 21 gelmiş oldu. 9. soruda bir harekette yarıçapı 20 metre olan bir çember pistinin A noktasından ok yönüne şekilde gösterilen hızla hareket ederek B noktasına gidiyor. T saniye sonu hareketinin B noktasına kalan yolun uzunluğu metre birimine göre KT fonksiyonu olduğuna göre demiş. İntegralini istemiş. Şimdi o zaman KT fonksiyonu bulalım. Kalan yol diye veriyor. Şimdi gideceği yol ne kadar normalde? A'dan B'ye gidecek. 2 pi çarpı R'si 20. Yarım çember olduğu için 2'ye böldüm. Gideceği yol normalde 20 pi. T saniyede aldığı yol ise burada hız çarpı zamanın hızı 2 zaten. T kadar zamanda 2 T kadar yol alacak. Çıkardığımız zaman da KT fonksiyonu, yani kalan yolu vermiş olacak. Şimdi T artı 5 pi'nin integralini istiyor. O zaman T yerine T artı 5 pi yazalım. Buradan 20 pi eksi 2 çarpı t yerine t artı 5 pi yazdım. Ve buradan 20 pi eksi 2 t eksi 10 pi, yani 10 pi eksi 2 t geldi. Bunun t'ye göre integralini istemiş. Bu ifadenin integralini aldığımız zaman 10 pi t eksi t kare oldu. Ve sınırlarımızda pi ve 0 verilmiş. T yerine pi yazdığımız zaman 10 pi kare geldi. X'i aynı şekilde t yerine pi yazdığımız zaman eksi pi kare, eksi t yerine 0 yazdık. 0 zaten. Buradan da cevabımız 9 pi kare oldu.
10. soruda aşağıda AB aralığında tanımlı ve türevli olan f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi her x elemanıdır AB için f türev fonksiyonu sıfırdan küçük. AB aralığı fonksiyonun burada teğetini aldığımız zaman teğet sol tarafa yatık olduğu için azalan, yani türevi sıfırdan küçük. Birinci öncülümüz doğru. Her en az x sıfır elemanıdır AB için türevinin burada tanımını vermiş bize ve fb eksi fa bölü b eksi a zaten türev tanımı burası. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. Sıfırdan b'ye f türev x'ten demiş. Sıfırdan a'ya f türev x dx sıfırdan büyük ya da eşittir. Şimdi şöyle söyleyelim. Buradaki değerimizi karşı tarafa alsak şöyle gelecek aslında. Sıfırdan b'ye f türev x dx büyük eşittir. Sıfırdan a'ya f türev x dx şeklinde gelecek. Şimdi türevinin burada integralini aldığımız zaman bunlar gidecek ve burada şöyle kalacak. Fx geldi. Sınırlarımız b ve 0. Büyük eşittir demiş. Yine aynı şekilde türevin integralini aldım. Türevle integral gitti. Buradaki değerimiz fx geldi. Fx'ten de yine aynı şekilde sınırlarımız a ve 0. Yani burası fb eksi f0 büyük eşittir demiş. Fa eksi f0. Zaten f0'lar gitti. Dolayısıyla bize şunu söylüyor. Fb büyük eşittir fa'dır demiş. Bakalım o doğru mu? Fb fa'dan büyük mü? B değerimiz negatif bir değer. A değerimiz ise pozitif bir değer. Dolayısıyla B değerimiz A'dan büyük gelmez. A değerimiz daha büyük. A'nın değeri çünkü pozitif değer alıyor grafikte. B'nin değeri ise negatif değer alıyor. O yüzden 3. öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2. 11. soruda bir hareketlinin hızının T zamanına göre fonksiyonu VT'dir. Ve bu harekette 3 ile 4 zaman aralığında 20 birim yol almış. Şimdi biz şunu biliyoruz. Konumu mesela X dersem konumun türevi bize hızı veriyordu. Bize konumunun 23 ile 4 zaman aralığında 20 birim yol almış. Şimdi şöyle desem ben bunu mesela integralini alsam, her iki tarafın integralini alsam bunlar gidecek. Konum eşittir, hızın integrali olacak. Ve bize konumun da 20 olduğunu söylemiş. O zaman 3 ile 4 aralığındaki hızın bize değeri 20'ye, yani konuma eşit olacak. Şöyle söyleyebiliriz. 3 ile 4 aralığında VT, DT ifadesi 20'ye eşitmiş. Şimdi bizden de 3'ten mesela 4'e yaklaşıyor ama 1 bölü 10 birimlik yaklaşarak gidiyor. Buradaki toplamın en büyük tam sayı değeri. Şimdi şöyle bir grafik çizsek, bir VT fonksiyonu alsak mesela şöyle. 3 ile 4 aralığında, 3 aralığında buraya geldi. Mesela 4 aralığında bu şekilde karşılık gelecek. 1 bölü 10 eklemiş. 1 bölü 10 ekledi. Mesela fonksiyon buraya geldi diyelim. Buradaki değerimize karşılık gelecek. Şimdi bizden V3 artı V3 artı 1 bölü 10. Şimdi bu değerlerin toplamını istiyor. Şimdi burası 1 bölü 10 birimlik. Ben mesela şöyle söylesem buradaki V3'ü kullanabilmem için buradaki değerimizi mesela burada bir dikdörtgen oluştursam şöyle. Aynı şekilde 1 bölü 10 ilerlediğim zaman tekrar burada yine aynı şekilde bir toplam bir dikdörtgen oluşturdum. Aslında şöyle yapıyorum. Burada normalde VT fonksiyonumuzun burada integrali zaten 20. Eğrinin altında kalan alan burada 20 3 ile 4 aralığında. Biz şu an Riemann alt toplamını bularak aslında bu değerleri elde edebiliyoruz. Yani şöyle diyelim. Mesela ben buradaki dikdörtgen alanını bulsam 1 bölü 10 çarpı burası V3'tü. Artı bir sonrakine yine 1 bölü 10 buradaki kısa kenarı 1 bölü 10. Buradaki uzun kenarı V3 artı 1 bölü 10. Ve bu şekilde devam edecek. En sonda yine mesela en sondakine gelecek. 1 bölü 10 yine burada da mesela bir kısa kenarımız olacak yine aynı şekilde. Şöyle diyelim bu dikdörtgenimizde. Kısa kenarımız yine 1 bölü 10 çarpı V3 artı 9 çarpı 1 bölü 10 geldi. Bunları 1 bölü 10 parantezine alırsak da geriye kalan değerlerimiz buradaki kısım. Buna da A dersem eğer, yani benden 1 bölü 10 çarpı A'yı istiyor aslında. Şimdi bu değerimiz de Riemann alt toplamı ve Riemann alt toplamı VT, yani buradaki fonksiyonun integralinden daha küçüktür Riemann alt toplamı. Dolayısıyla bu ifade, biz bunu 20 bulduğumuza göre bu ifade 20'den küçük. Bizden A'yı istiyor. A'yı yalnız bırakmak için de onu karşı tarafa çarpım olarak gönderirsem A değeri 20 çarpı 10'dan A değeri 200'den küçük. Bunu sağlayan en büyük tam sayı değeri için de A değeri, yani buradaki ifade 199 olabilir diyoruz. 12. soruda aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Fx fonksiyonun grafiği veriliyor ve türevin integralinin değerinde eksi 2 olduğunu vermiş. Şimdi türevin integralini aldık, fx geldi. Sınırlarımız 2 ve eksi 1, yerine yazdığımız zaman f2 eksi f eksi 1 değerinin eksi 2 olduğunu bize söylemiş. Buna göre a değeri nedir? Şimdi f2 ve f eksi 1. 2 değerimiz mesela burada bir yerde karşılık gelecek. Eksi 1 değerimiz de burada bir yerde karşılık gelecek. Bunları bulmamız lazım. Şimdi şöyle söylesek, buradaki mesela fonksiyonun eksi 1 noktasını ve 2 noktasını bulacağız demiştik.
Ben mesela bu fonksiyonun denklemini bulmak istesem y bölü a artı x bölü eksi 2 eşittir 1 olacak. Burasını 2 ile burasını eksi a ile çarparsam eğer 2y eksi ax eşittir 2a geldi. Y'yi yalnız bırakırsak da ax artı 2a bölü 2 oldu. Ben y'nin eksi 1 olmasını istiyorum. O yüzden yani x'in eksi 1 olmasını istiyorum. O yüzden de fonksiyonu x yerine eksi 1 yazarsam eksi a artı 2a bölü 2 bana f eksi 1 değerini verecek. F2'yi bulmak için de bu fonksiyonu bulmam lazım. Şöyle diyelim burada da x bölü 3 artı y bölü a eşittir 1. Burasını a ile burasını 3 ile çarparsak ax artı 3y eşittir 3a geldi. Y'yi yine yalnız bırakırsak 3a eksi ax bölü 3. F2'yi istiyorum. Bunun için de x yerine 2 yazdığımız zaman burada 3a eksi 2a bölü 3 yani a bölü 3 geldi. Burası da a bölü 2. F2 değerini a bölü 3 bulduk. F eksi 1 değerini a bölü 2 bulduk ve bu ifade de eksi 2'ye eşitmiş. Payda eşitlersek 2a eksi 3a'dan eksi a bölü 6 eşittir eksi 2. Buradan da a değerimiz 12 geldi. 13. soruda yukarıda verilen grafikte y kare eşittir 4x eğrisi d doğrusuna a noktasına teğettir. O zaman doğrunun burada y değerimiz 2 kök x. Türevini aldığımız zaman türevinin buradaki teğet denklemi buradaki d doğrusu. Türevini aldığımız zaman 1 bölü 2 kök x'ten 2 gelecek. Yani burada 1 bölü kök x oldu türevi. Şimdi bu a noktasındaki türevi olduğu için mesela ben buraya küçük a dersem eğer a noktasındaki d doğrusunun eğimi o zaman x yerine a yazdığım zaman eğimi yani d doğrusunun eğimi 1 bölü kök a şeklinde olacak. D doğrusunun a noktasındaki teğeti buradaki 1 bölü kök x bulduk. A noktasında olduğu için de yerine yazdık 1 bölü kök a. Şimdi bu d doğrusuyla bu doğru dikkat ettiyseniz birbirlerine dik kesişmişler. Birbirlerine dik kesişen eğimlerin çarpımı eksi 1'di. Bu doğruların eğimlerin çarpımı eksi 1'di. Ben bu doğrunun eğimini 1 bölü kök a bulduğuma göre o zaman diğeri de eksi kök a olması lazım ki çarpımlarından eksi 1 gelsin. Yani bu doğrunun eğimi de şöyle diyelim bu doğrunun eğimi de eksi kök a değeriymiş. Şimdi eğimi için şöyle söyleyelim. Burası a değeriyse bu arada x yerine a yazdığımız zaman buradaki karşılığı da 2 kök a. Yani şu uzunluğumuz 2 kök a. Burası a olduğu için şuradaki kısımda 6 eksi a. Ben bu doğrunun eğimini alsam karşı bölü komşu yapacağım. Yani 2 kök a'nın 6 eksi a'yı oranı. Sol tarafı yatık olduğu için buradaki eğimimiz eksi kök a gelmiş. Yani buradaki eğim eksi kök a zaten. Burasını o zaman eksiyle çarpacağım sol tarafı yatık olduğu için. Ve bu değer eksi kök a'ya eşit olacak. Eksiler sadeleşti, kök a'lar sadeleşti. 2 eşittir 6 eksi a'dan a değerimiz de 4 geldi. Şuradaki değerimiz 4'müş. Taralı alanı soruyor bize. Şimdi şöyle diyelim. Önce 0 ile 4 aralığındaki buradaki eğrinin altında kalan alanı bulalım. 0 ile 4 aralığında eğrimiz 2 kök x eğrisi dx. Artı burada üçgen alanı direkt bulabilirim. Burası zaten 2 birim. Burası A4 olduğuna göre kök 4'ten buradaki değerimiz 2 geldi. 2 çarpı 2'den burası da 4. Yani buradaki alan da 4 çarpı 2 bölü 2 oldu. Buradaki üçgenin alanı. İntegralimizi bulalım. 2 kök x demiştik. 2 de dışarıya alırsam kök x'in integrali. Şimdi kök x dediğimiz yer x üzeri 1 bölü 2. İntegralini aldığım zaman x üzeri 3 bölü 2. Bölü 3 bölü 2 diyeceğiz. Ters çevirip çarptık. 2 bölü 3. Burada sınırımızda 4 ve 0. X yerine 4 yazdığım zaman 2 bölü 3 çarpı 4'ü de 2 üzeri 2 diyelim. Bunun 3 bölü 2. kuvveti. 2'ler gitti. 8 çarpı 2'den 16 bölü 3. Dışarıda bir 2 çarpanımız vardı. 32 bölü 3 geldi. Burası da zaten 2'ler gitti. 4. O zaman 4 ile 32 bölü 3'ü topladığımız zaman cevabımız 44 bölü 3 oldu. Evet arkadaşlar böylece karma test 5'i de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.